Florya Metin Oktay tesislerinden tekrar herkese merhaba sevgili seyirciler. Az önce kadın futbol takımımızın Tunç Holding'le bir işbirliğini ekranlara getirmiştik. Kadın futbol takımımızın forma sırt sponsoru oldu Tunç Holding ve onun az önceki töreni sizlerle paylaştık canlı yayında. Şimdi de kadın futbol takımımız Florya Metin Oktay tesislerinde antrenmana başlayacak. Bu antrenmandan detayları da canlı yayında sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dinçer Azapan katıldı. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübümüzün ikinci başkanı Sayın Ali Polat Vengisert ile birlikte bu işbirliği törenine katıldılar ve yeni bir işbirliği de gerçekleşmiş oldu. Tunç Holding bundan böyle kadın futbol takımımızın forma sırt sponsoru oldu sevgili seyirciler. Tabii bununla ilgili Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dinçer Azapan da şu anda yayınımıza geliyor. Buyurun efendim. Şöyle alayım sizi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Töreni yaptık. Şimdi de futbol takımımız antrenmanı gerçekleştiriyor. Ve sırtında da Tunç Holding'in ismi var. Tekrar hayırlı olsun hem Galatasaray camiasına hem de size. Duygularınız neler, neler söylemek istersiniz? Sağ olun öncelikle. Başta size çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi Galatasaray TV, Galatasaray ailesi olarak Tunç Holding'in yanındaydınız. Çok teşekkür ediyorum. Az önce de lansman yaptık. Kadın futbolun değerini bir kez daha öne koymak istedik. Ki koyduk da sanıyorum. İlk antrenmanını gerçekleştiriyorlar. Çok gururluyum. Zaten bundan önceki lansmanlarda da, 3. lansmanımızda da demiştim. Basın arkadaşlarla çok karşılaşacağız. Çok işimiz olacak. Çok sponsorluklarımız devam edecek. O yüzden şimdi bu ortamı, bu antrenmanı görmek inanın beni çok gururlandırdı. Galatasaray'ın kadın futbol takımının kurulmasında ilk sponsor olmamız benim için bir şeref verici, onur verici. Buradan tekrar Sayın Burak Elmas Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Diğer yönetim kurulu üyelerimize, ikinci başkanlarımıza, sizlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalardı. O yüzden onların hakkı ödenmez. Bir teşekkür de eğer müsaadeniz varsa bir aileme etmek istiyorum. Demin basın toplantısında da demedim. Onlar da her zaman benim yanımdaydı. Annem, babam olsun, sevgili eşim olsun, Müge Azapan. O da sizin gibi bir basın mensubu. Her ne kadar renktaş olarak ayrı olsak da bugünden sonra onu da Galatasaray Kongre üyesi yaptım. Buradan sonra onunla da bir lansman imzalayacağım. İşin şakası. Çok teşekkür ediyorum. Varsa sorunuzu alayım. Şunu soracağım. Erkek futbol takımımızın sponsorusunuz. Engelsiz Aslanlar'da sponsorsunuz. Kadın voleybolda sponsorsunuz ve kadın futbolda sponsorsunuz. Bundan sonra nedir plan, program? Çünkü Galatasaray'da çok fazla branş da var ve her türlü desteği de her zaman açık çünkü. Evet, yani dediğiniz gibi hemen hemen bütün branşlarda sponsor olduk. Az önce lansmanda da sordu bir basın mensubu arkadaşımız. Bundan sonra nereye, hangi lansman ya da hangi branşı düşünüyorsunuz diye. Başkanımız Burak Elmas nereye uygun görürse, yönetim kurulu üyelerimiz nereye uygun görürse, Sayın Hocamız Fatih Terim nereye uygun görürse ben onların her zaman yanındayım. Her zaman da sponsorluk için hazırım. Tabii ki Galatasaray'ın sponsorluğu bitmez. Sadece Tunç Holding değil. Galatasaray çok büyük bir camia olduğu için önümüzdeki günlerde zaten gerek kadın futbol takımı gerek diğer branşlarda sponsorlu anlaşmaları olmak üzere ben onları da destekleyeceğim. Her zaman yanlarındayım. Ama bundan sonraki sponsorluk neresi olur diyorsanız başkanımın ve kulübü nereyi isterse ben onların yanındayım. Çok çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dinçer Azapan canlı yayında konuğumuzdu. Şimdi bir toplu fotoğraf çekimi var. Dinçer Bey de şimdi oraya gidecek basın mensuplarına. Takım, tüm takım bir poz veriyor sevgili seyirciler. Biz de canlı yayında sizlerle paylaşıyoruz. İkinci başkanımız Sayın Ali Polat Bengisert, hocamız Nurcan hocamız ve şimdi de Sayın Dinçer Azapan da sponsorumuz da oraya geçti. Ve fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor sevgili seyirciler ve basın mensuplarına da poz veriyor takımımız. Florya'da biz daha önce burada bir antrenman sizlerle buluşturmuştuk ama bugün sponsoruyla birlikte ilk antrenmanı diyelim.
futbol takımımızın. Hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte destek her zaman devam edecek sevgili seyirciler. Takımımız da antrenmana başlıyor Nurcan hocamız eşliğinde. Eğer yakalayabilirsem antrenman sırasında Nurcan hocamıza da belki birkaç cümle etmesini isteyebiliriz sevgili seyirciler. Kendisi şu an antrenmanı yönetiyor ve takımımız da ilk olarak ısınmayla çalışmalarına başladı. İkinci başkanımız Sayın Polat Vengi Serp'in belirttiği gibi Küçükçekmece'de oynayacak maçlarını ve gelen bilgilere göre de Aralık ayının ortası gibi başlayacak lig, Süper Lig. İki grup halinde oynanacak maçlar, ardından playofflar gerçekleşecek ve Süper Lig böylelikle sürecek. Tabii biz de Galatasaray Televizyonu olarak elimizdeki tüm imkanlarla kadın futbol takımımızın maçlarını da sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Eminim ki bunda da yine Tunç Holding'in de katkıları olacaktır. Takımımız da şu an ısınmayla birlikte çalışmalarına başladı. Lansmanı ilk kuruluşu Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirmişti takımımız, hatırlayacaksınız. Sayın Başkanımız Burak Elmas'ın da katılımıyla birlikte Galatasaray Lisesi'nde kuruldu kadın futbol takımımız ki nasıl ki futbol takımımız, erkek futbol takımımız 1905'te Galatasaray Lisesi'nde bir sınıfta kurulduysa Ali Samiyen ve arkadaşları tarafından, aynı şekilde kadın futbol takımımızın da temeli orada atıldı, Galatasaray Lisesi'nde atıldı ve çok özel bir yerde kuruldu. Bundan sonraki süreçte de tüm desteğimizle birlikte onların yanındayız sevgili seyirciler. Bakalım önümüzdeki süreç bize neler gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Zaman zaman antrenmanlardan detayları da sizlerle buluşturuyoruz. Evet, Nurcan hocam antrenman devam ederken gördü, kendisinden rica ettik. Hocam, idmanın çok hareketli bölümü başlamadan çok kısa sizi de alalım, hem sponsorlukla ilgili olarak da hayırlı olsun. Güce güç katmak önemlidir tabii ki. Sponsorlar, evet, bu anlamda önemli. Siz neler söylemek istersiniz? Muhteşem bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Kadın futbolunun da beklediği bir şeydi zaten bu. Uzun yıllarda ihtiyacımız olan bir şeydi. Biz de bugünü hayalini kurarak bugün buralara geldik. Bugün de bu desteği de arkamıza aldığımız için çok mutluyuz. Bunu da Galatasaray çatısı altında yaptığımız için ayrı bir mutluyuz. Tabii ki de hedefimiz dediğimiz gibi şampiyonluklar. Dolayısıyla inşallah beraber sponsorumuzu el ele bu şampiyonluklara imza atacağız. Hocam, ikinci başkanımız Aralık ayı ortası gibi başlayacak dedi ama teknik olarak varsa sizde bilgi bizimle paylaşabilir misiniz? Nedir şu andaki durum? Evet, henüz açıklanmadığı için şimdi ben ne desem yanlış olur. Ama dolayısıyla biz de Aralık'ın ikinci haftası ya da ilk haftası gibi ligin başlamasını bekliyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Yani inşallah açıklanır. Sanırım hafta sonu bir pazartesi günü bir toplantı olacak. Duyuracaklardır diye düşünüyorum. Ama biz bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Evet, hazırlık maçları da oynadınız. Galip de geldiniz. Nasıl takımın performansı? Şöyle ki, şu ana kadar toplam 6 hazırlık maçımız oldu. Bunun da ikisi mağlubiyet, 4'ü galibiyet şeklinde oldu. İyi de gittiğimizi düşünüyorum. Tabii bütün eksiklerimizi oynaya oynaya analiz ediyoruz. Bu doğrultuda da nokta atışı yaparak transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii tamamlanmadı henüz kadro oluşumu. Bakalım yakın zamanda da dış transferlerimiz de tamamı katılırsa gücümüze onlarla da daha güç katıp yola devam edeceğiz inşallah. Hocam, biz de takipteyiz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Hocamıza teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığı için. Kendisini tekrar antrenmana gönderiyoruz. Evet, henüz resmi bir açıklama yok tabii, onu söyleyelim. İkinci başkanımız Sayın Ali Polat Bengi Serp ikinci haftası olarak böyle bir duyum anlamında kendisi paylaştı. Nurcan hocamız da bu böyle bir düşünce olduğunu ama pazartesi günü yapılacak o toplantı sonrasında Kadın Futbol Süper Ligi'nin ne zaman başlayacağına karar verilecek. Bu netleştiği zaman, resmileştiği zaman da sizlerle bizler de paylaşırız sevgili seyirciler. Bunu da aktarmış olalım.
Şu an kameraman arkadaşım Erkan Gökçe kalecilerimizin antrenmanını onları sizlerle paylaşıyor. Takımımızın diğer oyuncuları da orta alanda ısınmalarını sürdürüyor sevgili seyirciler. Zaman zaman ki Florya'da, şunu da belirteyim, Florya'daki Florya Metin Oktay tesislerindeki ilk antrenmanını da yine canlı yayında sizlerle paylaşmıştık. Hatırlayanlar olacaktır eğer. O günde buradaydık, o yayını yaptık. Bizim için de çok özel bir yayındı. Futbol takımımızın, kadın futbol takımımızın Florya'da futbolun evinde, futbol takımımızın evinde yaptığı antrenman bizler için de çok özeldi. Zaman zaman yine burada antrenmanlar gerçekleştirdi ama bugünkü antrenmanda sponsoruyla birlikte yaptı. İlk antrenman olarak da yine dikkat çekiyor. Detayı da böyle vermiş olalım sizlere. Güzel bir hava İstanbul'da. Serin, soğuk tabii biraz ama güneş de var. Çok güzel bir ortamda futbol takımımız çalışmalarını sürdürüyor, antrenmanını sürdürüyor. Basın mensupları arkadaşlarımız da, medya mensubu arkadaşlarımız da bu antrenmandan görüntü alıyorlar. Belki de ilk kez Florya'da kadın futbol takımımızın antrenmanını bugün hem kamera aracılığıyla hem de fotoğraf makinesi aracılığıyla kayıt altına alıyorlar. Ligler başladığında belirttiğimiz gibi Küçükçekmece'de oynanacak maçlar. Biz de elimizden geldiğince o antrenmanları, daha doğrusu maçları sizlerle buluşturmaya çalışacağız sevgili seyirciler. Biraz antrenmanı sizlerle bırakalım. Biraz siz de izleyin. Çok da fazla cümlelere boğmamak gerekiyor belki. Biraz antrenmanı doğal akışında sizlerle buluşturalım sevgili seyirciler. Antrenman devam ediyor sevgili seyirciler. Sizlerle paylaşmayı da sürdürüyoruz. Tabii ısınmadan sonra şapkaları da görüyorum. Büyük ihtimalle bir pas çalışması gerçekleştirilecek. Futbol takımımızın antrenmanlarını aktarırken hep aynı şekilde sizlerle de paylaşıyorduk sevgili seyirciler. Kadın futbol takımımızda da yine aynı şekilde idmanın devam eden bölümünde. Az sonra ikinci başkanımız Sayın Ali Polat Bengisert bizimle birlikte olacak canlı yayında sevgili seyirciler. Başkanımı da şöyle alayım. Başkanım tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Antrenman da başladı. Az önce lansmanı gerçekleştirdik. Şimdi de yeni sponsorlarıyla birlikte ilk antrenmanlarını yapıyorlar. Neler söylemek istersiniz bugünle ilgili? Ya güzel bir gün. Her yeni takım çıkması, her takıma yeni destek olması, bunların hepsi önemli şeyler. Yapmak istediğimiz projelerdi, gerçekleşti. Çok kısa zamanda gerçekleşti. Lansmanda da söyledim. Emeği geçen arkadaşlara hepsine çok teşekkürler. Bugün burada ben görev aldım. Yarın bir başkası gelecektir. Ama önemli bir adım bizim için. Çünkü kadın futbolu, demin Fatih Hoca ile de konuştuk. Futbolun önümüzdeki 10-15 senesindeki önemli dinamiklerden bir tanesi olacak. Dolayısıyla Galatasaray olarak orada var olmamız gerekiyordu. O aşamayı geçtik. En zor bence başarıldı. Bundan sonra adım adım daha ileri gidecek takım. Tekrar bütün sponsorlara teşekkürler. Başkanım mutlaka vardır ama isim anlamında değil, ama bundan sonra da diğer branşlar için de olsun, kadın futbolu için sponsorluk çalışmaları devam edecek mi? Tabii. O bitmeyen bir çalışma o. Başka branşlara da yaptığımız bir çalışma var. Demin azıcık söyledim toplantıda ama tabii ki Tunç Holding'in bugünkü sponsorluğun önüne geçsin istemiyorum onu. Ama herhalde aralığın ortası gibi bir başka güzel projeyi de basın aracılığında, tabii ki başta sizin aracılığınızla bütün üyelerimize duyuracağız. Peki, şimdiden hayırlı olsun başkan. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İkinci başkanımız Sayın Ali Polat Bengisert'e teşekkür ediyoruz.
söylediği gibi sevgili seyirciler, Aralık ayın ortası gibi belki, ya belkiden öte bir sponsorluk olacak ama tabii ne olacak, nereye olacak, o şimdilik sürpriz. Çalışmalar devam ediyor. Olduğu takdirde de zaten Galatasaray Televizyonu üzerinden sizlerle ve diğer sosyal medya mecralarımız üzerinden de bunu sizlerle paylaşırız sevgili seyirciler. Çalışmalar her daim, sponsorluklar her daim tüm hızıyla devam ediyor Galatasaray'da. Sponsorluklar bitmez, bitmeyecek. Bunu da aktarmış olalım. Yine antrenman devam ediyor. Yine kalecilerimiz şu an çalışıyor. Kameraman arkadaşım Erkan Gökçe sizlerle paylaşıyor sevgili seyirciler. Takımımızın ısınması da devam ediyor. Bizler de canlı yayında bunu paylaşıyoruz. Diğer basın mensubu arkadaşlarımız da aynı şekilde bu çalışmaları kaydediyorlar. Kadın futbol takımımız yeni sponsoruyla birlikte ilk çalışmasını, yeni sponsoruyla ilk çalışmasını Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştiriyor. Biz de bu özel yayını sizlerle paylaşıyoruz. Paylaştık sevgili seyirciler. Tabii bu lansmanın detaylarını, daha özel görüntüleri ve tüm detayları da gün boyu hem haber bültenlerimizde hem de programlarda sizlerle buluşturacağız. Tamamını, hem lansmanı hem de antrenmanın detaylarının tamamını da yine arkadaşlarımız gündem programıyla sizlerle buluşturacaklardır. Bunu da söyleyelim. Hem YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz ki şu anda yayındayız. Aynı zamanda tamamını da yine hem TV'den, Galatasaray TV'den hem de Galatasaray'ımızın resmi YouTube hesabından sizlerle paylaştık. Paylaşmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Evet, birkaç dakika daha sizlerle paylaşalım antrenmanın detaylarını. Şu an orta alanda ısınmasını devam ettiriyor takımımız. Biraz yine kulak verelim. Evet sevgili seyirciler, antrenmandan canlı yayını sizlerle paylaştık. Öncesinde işbirliği anlaşmasının detaylarını canlı yayında aktarmıştık. Şimdi de antrenmanı verdik. Belirttiğim gibi tüm detayları ilerleyen bültenlerde ve programlarda Galatasaray Televizyonu ekranlarında görebileceksiniz efendim. Florya'daki son durum, son gelişmeler böyleydi. Kadın futbol takımımızın yeni forma sırt sponsoru Tunç Holding oldu. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizde. Buradan herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.